Millet onda millet karar verir. Cem Küçük, ne diyorsun? 6 lider ya da 5 lider seçilecek Cumhurbaşkanı'nın arkasına duracak. Bu araçlara taktım, her yayında söyleyeceğim. Araçlarınızı bırakın kardeşim. Bir de kamyon lastikleri vardı Yürsel Bey, değil mi? Onları da kamyoncular hepsi dostlarım şu anda. Peki. 5 ya da 6 lider Cumhurbaşkanı'nın arkasında yer alacak ve eşit kritik konularda diye konuşuluyor. Ama bir yandan da bunun yani hem oy oranları itibariyle hem de kriz yaratma potansiyeli itibariyle yanlış olduğunu düşünen insanlar var. Özellikle iktidar zaten bunu söylüyor. Sayın Davutoğlu da diyor ki zaten kriz hep olur ama bunu çözecek olan da biziz. Şimdi Gürsel abi tabii maçtan örnek verdi de ben de altılı masa, ben de pazar günü çocuklarımla maçta statta maçı izledim. Favori bizdik, Fener'di. Yeneriz diye gittik. 3 tane yedik geldik. Top yüzü görmedik yani. Bir tane doğrusu atak yok. Evet öyle oldu. Perişan olduk geldik. Altılı masanın durumu biraz buna benzeyecek gibi görünüyor. Şimdi yani yok, gol atacağız. Ben hükümet tarafını çok... geçtim. Hani hükümet tarafında zaten eleştiri var da. İktidar 3-0 alır mı? Kendi taraftarları ne diyor ona bakmak lazım. Bugün yani muhalefeti savunan köşe yazarları, gazeteciler, yorumcular da yedi kocalı Hürmüz benzetmesi yapan var. Bu sistem olmaz diyen var. Başka şeyler var. Ben bugün YouTube'da Özer Sencer'i dinledim. Başkalarını dinledim. Böyle inanılmaz eleştiriler var. Geçtim hani onların ne dediğini. Bir kere yani halkın seçtiği Cumhurbaşkanı göreve geldikten sonra kritik kararları altılı masaya soracak demek oligarşik yönetimdir bunun adı. Yani ben, halk beni seçti ama ben bir de arkaya gideyim. 6 kişiyi toplayayım, bir de mesela Suriye'de bir şey mi olacak örneğin veya Yunanistan'la ilgili bir şey. Altılı masaya bir sorayım. Çünkü halk Cumhurbaşkanı'nı seçiyor. Altılı masayı seçmiyor ki. Sayın Davutoğlu bugünkü konuşmasında, önceki konuşmasında da işte isteyen eğer tek başına yönetecekse tek başına seçime girsin dedi. Şimdi bu da demek ki bu konuşulmuş yani, bu belli ki altılı masada Sayın Davutoğlu bu kadar net konuşuyorsa yani isteyen tek girsin, tek kazansın, öyle karar alsın dediğine göre. Şöyle dedi, el ele nehri geçmek gibi bir şey. Bu nihai bir yönetim olmayacak, geçiş hükümeti olacak. Mesela bizim adayımıza kendini yakın hissetmeyen ama bize oy vermek isteyen seçmene bizim de söz hakkımız var. Yani oyunuzun burada temsili olacak demiş olacağız. Ya o zaman bu yöntemle o diyor. Zaman Cumhurbaşkanlığı sistemi değil de milletvekili olabilirler. Şimdi oradan da duyumlarım var. Birazdan ona da değineceğim. Ama ben yani bu dün Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi bu bir arabayı 2 kişi kullanırsa o araba çarpar. Bir yönetim 6 kişi birden karar alacaksa işte kurumlara bir şey atanacak. 6 kişi mesela MİT müşavirleri var atacaksınız diyelim yeni. Veya o komuta kademesine bir değişiklik yapacaksınız ya da TÜİK'in başına birini atayacaksınız. 6 kişi birden nasıl anlaşacaksınız? Yani siz daha bugün Özer Sencer'in dediği Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da anlaşamıyorsunuz. Yani biriniz Kılıçdaroğlu diyor, biriniz İmamoğlu diyor, biriniz Mansur Yavaş diyor. Yani açık açık İYİ Partililer Kemal Bey istemediklerini daha nasıl söyleyecekler? Yani Mansur Yavaş ya da İmamoğlu'nu getir oy verelim, destekleyelim ama Kılıçdaroğlu'na gelince kazanacak aday diyor. Şimdi dolayısıyla çok zorlanırlar. Şimdi halk Türkiye'de geçmişte belirsizliklerden çok bence bıktı. Demin Gürsel abi örneğini verdi ama İngiltere'de bile işte bir ayda 3 başbakan bilmem ne değişti ama halk bu sistemin gitmediğini tartışıyor. İtalya Başbakanı Meloni yani başkanlık sistemini dün de söyledi. Yani konuşmalarında, çünkü mesela geçen örnek vermiştim, bir daha vereyim. Floransa'da turizm yerleri renovasyondan geçiyor. Biri diyor ki işte orta koalisyon, biri diyor ki işte önce Sicilya yap, öbürü diyor ki Floransa var, biri diyor ki Padova. Ya onu bile yapamadılar. Bakın şeyleri yenileyemiyorlar anlaşamadıkları için. Şimdi siz burada da ülkenin sorunlarını çözeceğiz, edeceğiz diye halkın önüne bu sorunlarla böyle gelirseniz ben halkın oy vermeyeceğim. Yani sizi iktidar yapmayacağını düşünüyorum. Efendim sistem geçişi filan, ya gerçekçi olalım. Olmaz diye bir şey demiyorum ama bugünkü rakamlarla netice itibariyle baktığında önerdikleri daha demokratik bir sistem değil mi? Yani buna değil, hani hayır değil. Daha çoğulcu, daha değil, fazla hayır. Grubun iktidara katıldığı. Fazla Fransa öyle denemez mi buna? Hayır, sen Fransa'yı iyi biliyorsun. Fransa'da işte bu Montesquieu'lerden gelen çoğulculuk lafını kullanımı. Bu halk zaten birini seçiyor. Diyelim ki geldi. Orada Mesela o seçilen kişinin yarın bir gün o altılı masayı dinleyeceğini kim söylüyor? Mutabakata imza atsan ne? Yetki senin olacak. Şimdi hatırlarsanız 2000 yılında Sayın Cumhurbaşkanı seçilen Ahmet Necdet Sezer, işte ana kitapçık, seni biz seçtik, nankör bilmem neler söylendi. Sonra o uçurumda ülke seçime gitti ve iktidara mal oldu. Şimdi bu yani anlaşılacak bir konu değil. Bir de geçiş hükümeti deniyor. Ya bir kere 360'ı veya 400'ü bulacak mısın? Bir kere HDP sen hareket edecek mi? HDP'nin durumu ne olacak? Yani hadi 360'ı buldun diyelim, referandum o bu. Çok uzun işler ki AK Parti bugün en kötü ankette 35 diyelim, 33. Zaten bu tartışmalarla daha da yükselip MHP ile beraber zaten 250-280 ölüsüyle buluyor yani. Dolayısıyla nasıl 300 tane olacak? Dolayısıyla bunlar afaki şeyler. Ben gerçekçi olarak değerlendirmiyorum bunu. Muhalefetin önünde 1,5 yıldır bence çok büyük bir avantaj vardı ekonomiden dolayı. Yani hükümetin omuzunu yere değdirip tuş yapma pozisyonunu birkaç defa yakaladılar. Ama psikolojik üstünlük 4-5 aydır özellikle Eylül'den, Ekim'den bu yana, yani birazdan ekonomiye girmiyoruz ama EYT, TOKİ, emeklilik, 3600 ek gösterge tamamen hükümete geç. Anadolu'yu ben de geziyorum. AK Parti tabii ki CHP'den oradan buradan bir şey alamıyor ama kendi seçmeni tamamen bence konsolide etmiş durumda. Benim görüştüğüm AK Partili yetkililer, güvendiğim bazı araştırmacılar da oyun sürekli giderek arttığını yani gösteriyor. Bunda muhalefetin de katkısı var. Yani muhalefetin anlaşamaması, adayı belirleyememesi, hükümet programı 30 Ocak'ta diyor. Mesela Ufuk Uras çok güzel bir tweet atmıştı. Yani yaptığımız istişareler sonucu bir istişare daha yaparak bu son görüşmemizi bir daha istişare edeceğiz 30 Ağustos, evet. 30 Ocak'ta. Bunlardan bir şey çıkmaz. Ben zaten böyle giderse Erdoğan'ın seçimi ilk tur, ikinci tur onu bilemem ama garantileme yolunda gittiğini düşünüyorum. Kolay değil, çantada keklik de değil, öyle bir şey de demiyorum ama yani muhalefet bu kadar fırsatı varken bu belirsizlik, Kemal Bey'i istemiyorlar, o onu istemiyor, o onu şey yapmıyor. Hele İyi Parti ile CHP arasındaki atışmalar, sözler işi başka bir yere çekiyor. Millet zaten 90'lı yıllarda kimse koalisyon istemiyor. Biz bunu 70'ler, 80'lerin bir kısmı ve 90'larda tamamen gördük. Öyle veya böyle bir hükümet var. Seçime gidiyor. İyi yönetiyor, kötü yönetiyor. Halk karar verecek. Ama o onu gitsin, bu onu gitsin. Hele hele yani kusura bakmasın ama Davutoğlu ve Babacan'ın olduğu yerde yani kim nasıl neyle ikna edeceksiniz? Yani her şeyi belli konularda ben bilirim edasındaki liderler bunlar. Yani mesela Kemal Bey bence daha makul biri onlara göre belli konularda. Dış politikada, iç politikada nasıl ikna olacak? İşte bir başörtüsü meselesinde bile İyi Parti biz evet diyeceğiz diyor. Ya örnek yani hoşumuza gidersen AK Parti'ye randevu vermedi ama evet. Ya biz evet diyeceğiz. CHP hayır diyor. Ya daha bunda anlaşamıyorsun ya. Bir karmaşa var diyorsun. Hani en temel konuda anlaşamıyorsun. Hocama soralım o zaman. Şey yapalım ve şununla da tamamlayayım. Yani tabii ki bu HDP'nin durumu kapatılması, işte bloke edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kapatılsın. Onun durumu belirleyici olacak. Sayın İmamoğlu'nun durumu var ki ben orada da hükümetin süreci çok iyi yönettiği kanaatinde değilim. Bir şeyler yapılıyor ama o da bence bir tuhaf bir durum var. Nasıl bir oyun oynanıyor bilmiyoruz. Ona da gireceğiz. Artık 4 ay var. Yani ben Mayıs ayının 14'ünde bence AK Parti bu kararı aldı. Ona ben çok kesin söylüyorum. Çok yani AK Parti kendi aralarında biz 14 Mayıs'ta seçim yapmayı Erdoğan falan anlaştılar. Yani bir vekiller. Artık 4 ay 5 ay sonra neyin ne olduğunu göreceğiz.